Vestel Çevik Mobilya nöbetçi eczaneleri sunar. Vestel Çevik Mobilya nöbetçi eczaneleri sundu. Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Dört asker şehit oldu, beş asker ise yaralandı. Öğrenciler bize emanet. Doktor Fikret Hacı Osman'ın ölümüne tabip odasından tepki. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Batman'ın Gercüş ilçesinde zırhlı aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Batman'ın Gercüş ilçesinde zırhlı aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, ilimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır denildi. Gercüş'te PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit sayısı 7'ye yükseldi. Şehitlerin naaşları olay yerinden ambulans ve cenaze araçlarıyla alınarak Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi alınan iki yaralı askerden birinin sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor.
Türkiye'de tek seferde yapılan 10 bin kişilik yurt projesi 10 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Tek seferde yapılan ve Türkiye'nin en büyük yurt projesi olan 10 bin kişilik Sivas Merkez Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu'nun 5 bin kişilik bölümü tamamlandı. 5 yıldızlı otel konforunda hazırlanan odaların yerleştirilmesiyle birlikte öğrenci alımları başlayacak. Kız öğrencilerinin kalacağı yurdun diğer 5 bin kişilik bölümünde de bu ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 10 ay gibi kısa sürede bitirilen yurtları İl Genel Meclis üyeleriyle birlikte gezen Sivas Valisi Davut Gül çalışmaları yerinde inceledi. Öğrencilerin kalıcı odaları gezen Vali Gül ve beraberindeki meclis üyeleri yüklenici firmadan bilgi aldı. Yurtların İl Özel İdaresi tarafından yaptırıldığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'na kiraya verileceğini ifade eden Vali Gül, Sivas'ın önemli bir eksikliği giderilecek, üniversitemizin altyapısını güçlendirecek diyerek şunları kaydetti. Özetle burası İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve Kredi Yurtlar Kurumu'na kira verilecek bir tesis. Sivas'ın önemli bir eksikliğini giderecek, üniversitemizin altyapısını güçlendirecek, Sivas'ı tercih edecek her öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalabileceği bir yurt kapasitesi oluşmuş oldu. Burada İl Genel Meclis üyelerimizin emekleri çok büyük. İlk günden beri oy birliğiyle bunun yapılma kararı çıktı, oy birliğiyle finansmanı temin edildi ve oy birliğiyle de bu yürütüldü. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şu andan itibaren 10 bin kişilik yurdun 5 bin kişilik kısmı Kredi Yurtlar Kurumumuza teslim edildi diyen Vali Gül, kalan 5 bin kişiliği de aynı ayın sonuna kadar teslim edeceğiz. İlk 5 bin kişi için donanım malzemeleri geldi, temizlik çalışmaları Kredi Yurtlar Kurumu tarafından devam ettiriliyor dedi. Şu an itibariyle 10 bin kişilik yurdun birinci etabı olan 5 bin kişilik olan kısmı Kredi Yurtlar Kurumumuza teslim edildi. Kalan 5 bin kişilik yurt da ayın sonuna kadar tamamlanıp teslim edilecek. İlk 5 binin donanım malzemeleri geldi. Temizlik çalışmaları Kredi Yurtlar Kurumu tarafından devam ediyor. İlk 5 bini için 258 işçi alımı süreci başladı. Mülakatları yapıldı. Dolayısıyla da hiçbir eksiğimiz kalmadı. Şu an öğrenci alımıyla ilgili neyi bekliyoruz? İki tane devam eden önemli konumuz var. Birincisi yürüyerek geldiğimiz 40 metre genişliğindeki yolumuz, adeta bir bulvar gibi. Onun çalışmaları başladı. Geniş kaldırımları olacak. Çift gidiş, çift geliş, güzel bir yolumuz olacak ve peyzajı yapılacak. İkincisi de yurt kapasitesi çok büyük olduğu için şehir kanalizasyon altyapısı bunu kaldırmadı. Dolayısıyla da yeni bir hat yapıyoruz. Onun da ihalesi yapıldı. Çalışma devam ediyor. İnşallah bu ay içerisinde bütün öğrencilerimizi almak istiyoruz, alacağız. İstanbul'da özel bir hastanenin psikiyatri servisinde görevli Doktor Fikret Hacı Osman'ın bir hastası tarafından öldürülmesine Sivas'taki meslektaşları tepki gösterdi. İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanenin psikiyatri servisinde görevli uzman doktor Fikret Hacı Osman'ın hastası tarafından öldürülmesi Sivas Erzincan Tabip Odası tarafından Numune Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasıyla kınandı. Açıklamayı doktorlar, sağlık çalışanları ile Türk Sağlık Sen, Sağlık Sen, Hak Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile Medikana Sivas Hastanesi yetkileri katıldı. Grup adına açıklama yapan Sivas Erzincan Tabip Odası Başkanı Hüseyin Gökgöz, cinayeti kınadıklarını, lanetlediklerini ve son olmasını temenni ettiklerini ifade ederek şunları kaydetti. İlgili makamları hassasiyetle ve ivedilikle sağlıkta şiddet konusunda bir an önce önlem almaya davet ediyoruz. Bu cinayeti bir kez daha kınıyor, lanetliyor ve son olmasını temenni ediyoruz. Türk Sağlık Camiası'nın başı sağ olsun, başımız sağ olsun. Gökgöz Batman'ın Gercüş ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklerimiz için de başsağlığında bulundu. Ayrıca bir de maalesef bugün bir olumsuz haber daha yaşıyor ülke. Batman'da el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 tane askerimiz
şehit oldu haberini aldık. Allah'tan şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Türk milletine de başsağlığı dileklerini iletiyoruz. Sivas'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Sivas'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ-PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, görevden ihraç edilen eski öğretmenler ŞK ve ZÖ ile emekli memur EC emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ZÖ çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ŞK ve EC ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas merkeze bağlı köyleri ziyaret ederek bir takım gezi ve incelemelerde bulundu. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas merkeze bağlı köyleri ziyaret ederek bir takım gezi ve incelemelerde bulundu. Yani yağmur da yağsa artık hiçbir problem buralarda yok. Kurtlapa, Gümüşdere, Yakuboğlan ve Olukman köylerini ziyaret eden Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya'ya Yol Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili Ahmet Gümüş ile ilgili teknik personeller eşlik etti. Köylerde yürütülen parke, yol, su ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Genel Sekreter Kaya, idari yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zirveden gelen su buradan çıkıyor Sayın Mark. Sen şimdi parkede şu oradan gelip buraya bağlayacağız. Evet. Ziyaretlerde köy muhtarları ve kırsalda yaşayan vatandaşlar, 2018 yılı iş sezonu boyunca idarenin köylerde yürüttüğü çalışmalardan dolayı başta Vali Davut Gül olmak üzere Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya'ya teşekkür etti. Herkesin bütün köylünün ortak kullanım alanlarını yapıp bir kere herkesin ayağını çamurdan kurtarmak. Işte, çocukların mesela. Burada tozlu çocuklar tozdan falan kurtarsın, şu evleri döşüyor dediler. Ben dedim ki, buraya şefim gelirse, şefe danışırım, valim gelirse, valime danışırım ama buraya ben vereyim dedim. Bakalım ha, ama önceliğimiz okula ulaşımın olduğu... Yok zaten az bir yer. Alanlar. Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya ve beraberindekiler köy gezileri sırasında Kurtlapa Belediyesi ile Yakupoğlan İlk ve Ortaokulu'nu da ziyaret etti. AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve yönetim kurulu üyeleri 4-10 Ekim Hayvan Hakları Haftası nedeniyle Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli'ni ziyaret etti. AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli'ni ziyaret etti. Sivas Belediyesi Veteriner Müdürü Mustafa Aslan ile birlikte merkezi gezen Eminoğlu ve yönetimi buradaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Denk geliyor yani. Hayvan olunca denk geliyor. Burada bir açıklama yapan Merkez İlçe Başkanı Eminoğlu, bu hafta hayvan haklarını koruma haftası, bu vesileyle biz de belediyemizin yapmış olduğu hayvan barınağını ziyaret ediyoruz dedi. Bu hafta hayvan haklarını koruma haftası, bu vesileyle biz de belediyemizin yapmış olduğu hayvan barınağını ziyaret ediyoruz. Burası 1500 hayvan kapasiteli bir barınak. Burada güçten düşmüş sahipsiz hayvanlar bakımı yapılıyor, barındırılıyor. Onlara konforlu bir ortam sağlanıyor. Sivas Belediyesi Veteriner Müdürü Mustafa Aslan ise Eminoğlu ve yönetimine teşekkür ederek merkezler hakkında bilgiler verdi. Bu hafta 4 Ekim Hayvanları Koruma Haftası. İlçe Başkanımız Tarık Bey'in gelmesini teşekkür ediyoruz bizim yanımızda olduğundan dolayı. Burada hayvanlarımızın bakımı, tedavileri, kısırlaştırmaları, ayrıca tatile giden vatandaşlarımızın kedilerini, köpeklerini bırakacağı otellerimiz var. Zara Belediye Başkanı Ahmet Sait Pala ve geçtiğimiz günlerde Slovakya'da gerçekleşen Gençlik Grekoromen Dünya Şampiyonası'nda 3. olan Sivaslı milli sporcu Muhittin Sarıçiçek, SRT'ye ziyarette bulundu.
Zara Belediye Başkanı Ahmet Sait Pala, Zara İlçe Spor Müdürü Hamza Ergüt ve geçtiğimiz günlerde Slovakya'da gerçekleşen Gençler Greco-Roman Dünya Şampiyonası'nda 3. olan Sivaslı milli sporcu Muhittin Sarıçiçek kanalımıza gelerek SRT Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Asdemir'i makamında ziyaret etti. Ben çoğu, şimdi tamam trekking var ama... Burada konuşan Zara Belediye Başkanı Ahmet Sait Pala, güreşçilerimizin bugüne gelmesinde emeği geçen hocalarına ve ailelerine teşekkür ediyorum diyerek, belediye olarak güreşçimize her zaman elimizden gelen desteği vereceğiz dedi. Güreşçimizin bugüne gelmesinde emeği geçen hocalarımıza, ailesine çok teşekkür ediyoruz. Biz belediye olarak elimizden gelen her zaman desteği vereceğiz. Asas sporumuz. O bakımdan bizim desteklememiz lazım. Ardından konuşan Zara İlçe Spor Müdürü Hamza Ergüt, Muhittin'in turnuvadaki serüveninden bahsederek kendisinden olimpiyatlarda İstiklal Marşımızı okutmasını bekliyoruz ifadelerine yer verdi. Muhittin kardeşim gençler Greco-Roman Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. Slovakya'da yapıldı bu turnuva. İlk turda elemelerde Polonyalı rakibini, çeyrek finalde Ukraynalı, yarı finalde de maalesef talihsiz bir kazayla 2-2'lik beraberlikte Amerikalı'ya yenildi. Daha sonra da üçüncülük maçında İtalyalı'yı farklı bir skorla yenerek dünya üçüncüsü oldu. Ben kendisini inşallah daha ileriki seviyelerde dünya olimpiyat seviyelerinde inşallah altın madalyayı bayrağımızı göklere dalgalandırdı ama inşallah İstiklal Marşı'nı da söyleterek bir dünya olimpiyat şampiyonu olmasını bekliyoruz inşallah. Daha sonra konuşan Sivaslı milli sporcu Muhittin Sarıçiçek, dünya üçüncülüğüne giden süreçten bahsederek desteğini esirgemeyen hocalarına ve ailesine teşekkür etti. 2018 yılında yapılan Gençler Greco-Roman Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Daha sonrasından uluslararası olan bir turnuvada yine birinci oldum ve dünya şampiyonasını kazandım. Dünya şampiyonasında üçüncü oldum. İlk tur Polonyalı rakibimi yendim. İkinci turda Ukraynalı rakibimi Amerikalı'yla 2-2 kaldığım için 3-5 müsabakasına çıktım. 3-5 müsabakasında da İtalyan rakibimi yenerek 3. oldum. Türk bayrağını dalgalandırdık. İnşallah seneye de İstiklal Marşımızı okuturuz. Dünya şampiyonu oluruz. Bu dönemde yanımda olan Hamza hocama, aileme, belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum ve bize her zaman Ağrı Den Seyret ekibine teşekkür ediyorum. Sivas Belediyesi tarafından yapılan Vefa konutlarında asfaltlama çalışmaları başladı. Vefa konutlarının asfalt çalışmaları başlarken asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın bazı konularda talimat verdi. Etraf hep boş ya, bunların bağlantıları olacak yani o yüzden şimdi... İnsanlar çamurda olmasın diye bunu böyle yaptık. Bölgeye yapılan asfalt çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade eden mahalle muhtarı Asım Boyun Eğmez, mahallemizde eksiklikler gideriliyor, bu çerçevede Vefa konutlarının asfalt ve bağlantı yol çalışmaları tamamlandı dedi. Sayın Belediye Başkanım Sami Aydın bu ortamda mahallemize gelerek halkımızın tozdan dumandan etkilendiği yolların asfaltının İmkanlar dahilinde en iyi şekilde yaptırdı. Belediye Başkanı Sami Aydın ise Vefa konutlarımız tamamlandı. Ev sahipleri taşınıyor, Vefa konutlarına ve hurdacılar sitesine yönelik yol çalışmaları tamamlandı diyerek şunları kaydetti. Yol kısmıyla alakalı biraz önce muhtarım da söyledi. Altyapıda eksiklikler var. Bu nedenle tamamını değil, gidiş geliş ihtiyacını karşılayacak şekilde asfaltlama çalışmasını yaptık. İleride altyapıdaki ihtiyaçlar giderildikten sonra da son halini alacak. Gene bu Vefa konutlarından mevcut toplu konuta TOKİ'ye uzanan bağlantıyı da stabilize olarak bu sene oluşturduk. Oranın da altyapısından dolayı asfalt çalışmalarını hem zeminin oturması bakımından önümüzdeki sezona inşallah bırakıyoruz. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayan Vefa konutlarının önemli bir ihtiyacı karşıladığını dile getiren Başkan Aydın, ilimizde önemli bir ihtiyaç tamamlandı. Dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi oldu. Ev sahiplerimizin güle güle oturmasını diliyorum dedi. Vefa konutları Sivas'ın önemli bir ihtiyacını karşıladı. Dar gelirli 400 ailemizi huzurlu bir şekilde, mutlu bir şekilde oturacak yuvalarına kavuşturdular. Güle güle oturmalarını diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de onların resmi açılışını da yapacağız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'ya boykot çağrılarına duyarsız kalmayan Sivaslı berberler, dolardan sonra Sivas Berberler Odası da milli tıraş modeli çağrısı yaptı. Vatandaşların yıllardır Amerikan kesim olarak adlandırdıkları modelin artık Sivas'taki berberlerde uygulanmaması için Berberler Odası kesim modelinin isminin milli kesim adıyla anılması çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan'ın dolarlarınızı bozdurun çağrısına bir destek de berberlerden geldi. Sivas'taki berberler artık Amerikan tıraşı yapmayacaklarını belirttiler. Sivas'ta berber olan Mustafa Karagöz kuaföre saç kesimi için gelen müşterilerinin Amerikan saç modeli istenilmemesi için uyarılarda bulundu. Saçını nasıl keselim? Her zamanki gibi mi keselim yoksa? Amerikan tıraşı olmasın da nasıl kesersen kes. Tamam, Amerikan tıraşına karşıyız bundan sonra, doğru mu? Doğru. Amerikan tıraşı yapmıyoruz ama kısadan kademeli kesim olarak bilinen halk tarafından berberler olan genellikle Amerikan tıraşı kalkmıştır, yapmıyoruz. Uzun zamandır müşterilerimiz de gelip bize Amerikan tıraşı yap diye söylemiyor. Vatandaşlarımız bize tepki gösteriyor. İşte Amerikan tıraşı olmak istemiyorum. Yani ben Amerikalılara işte dolardan dolayı tepki gösteriyoruz. Biz de niye, neden olmasın ki Amerikan tıraşını tepki gösterelim, yapmayalım, kaldıralım ve hatta bu tıraşın adının değişmesi, isminin değişmesi gerekiyorsa bunun ismini de değiştirelim diye görüşleri var. Konuyla ilgili ise müşteri Mesut Sevim, oğlunu kuaföre getirdiği zaman ülkenin zor günlerinde ve başkanın çağrısına ses vererek Amerikan isimlerinin ilimizde olmamasını istediklerini, berber ve kuaförlerde de bu tür saç model kesimlerinin yaptırılmamasını istedi. Vatandaşlar da artık berberlerde, kuaförlerde Amerikan tıraşı ismini duymak istemediklerini belirttiler. Biz çocuklarımızı berbere getirdiğimiz zaman berberimiz soruyor bizlere Amerikan tıraşı mı yapalım diye. Biz bu ismin konuşulmasından, telaffuz edilmesinden huzursuz oluyoruz. Buradan yetkililere ben de sesleniyorum. Bu Amerikan tıraşının isminin değiştirilmesini talep ediyorum. Çocuğumuzun tıraşından Amerikan tıraşının ismi değiştirilsin. Son olarak Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ömer Şeker ise berberlerin Amerikan saç kesimi stiline karşı protesto ettiklerini ve tüm berberler ve kuaförlerden bu saç kesiminin adının milli saç kesim olarak değiştirilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Sivas'ta berberler ve kuaförlerin Amerikan tıraşına karşı bir kampanya başlattıklarını öğrendim. Ben de oda başkanı olarak bu kampanyaya katılıyorum. Hatta değerli üyelerimden şunu rica ediyorum. Gelin bu Amerikan tıraşının ismini değiştirelim. Odaya teklif ettiğiniz, o tıraşa ait ismi, teklif ettiğiniz isimle o ismi değiştirme yönünde ben de sizlere bir teklifte bulunmak istiyorum. Artık Amerikan değil, her şeyimiz tıraşta da artık milli olmasını istiyorum. Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Batman'da hain teröristlerin yola döşediklerini mayın patlaması sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diledi. Demirgil mesajında ise şunlara yer verdi. Batman'da yol yapım çalışmalarının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin askerlerimize tuzak kurduğu hain saldırıyı nefretle kınıyorum. Hain saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanların çabaları her zaman boşa çıkacaktır. Kanla beslenen terör örgütlerinin ve onların destekçilerinin arzu ettiği tabloya Türk milleti asla izin vermeyecektir. Vatan savunmasında şehit düşen askerlerimizin ailelerine, sevenlerine ve tüm Türk halkına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum dedi. Sivas'ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal deney yapmaya karar veren gencin neredeyse başı derde giriyordu. Sivas'ta Ali Seyyah isimli Akdeniz Üniversitesi öğrencisi genç 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde hayvana şiddete dikkat çekmek için ilginç bir sosyal deneyi planladı. Şöyle geç bak şöyle. Abi canını yedim. Şöyle geç. Niye ayağına vurma. Halkın hayvana şiddete yönelik tepkilerini ölçmek isteyen Seyyah, bir kapalı kutunun içerisine Bluetooth sistemiyle çalışan elektronik müzik çalar yerleştirdi. Cihazdan çıkan kedi miyavlamalarını duyanlar kutunun içerisinde bir kedi olduğunu düşündü. Karışma abi, sus sen de. Sus.
Seyyah kedinin susması için kediyi tekmeleyerek çevresindekilerin tepkilerini çekmeye çalıştı. Bu anları uzaktan kamera ile kayıt altına alan genç birçok kişinin tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Kedi benim kedim. Ya istesen ne olursa olsun. Abi kedi benim, sen niye karışıyorsun? Vurma. Abi benim kedim ya. Vurma diyor kediye. Tamam da benim kedim. Senin kedin olursa olsun değil de. Sen de bana vur abi. Bir esnaf kediye kötü davranmaması için seyyahın üzerine yürüdü. Bir genç ise seyyahı darp etmeye kalktı. Ya kediye yine vuruyorum. Ne dayı bu? Adnan Uluktar'ın kediciyi mi de vuruyorsun? Git şuradan ya. Sus. Kardeş sana. Allah Allah. Seyyah kutuyu açıp içindekinin müzik çaları olduğunu gösterip dayak yemekten son anda kurtuldu. Vurma tamam. Git kardeş. Tamam vurma. Sana ne kardeş? Sahibi var mı? Benim kardeş sahibi. Niye vuruyorsun hayvana? Sana ne? Seyyah'ın kutu içerisindeki kediyi tekmelemesine engel olmak isteyen başka bir genç ise seyyahın üzerine yürüyerek içindeki Adnan Oktar'ın kediciyi mi ki ona vuruyorsun şeklinde tepki gösterdi. Hayvana vuruyor. Ya kedi benim, sana ne kardeş? Allah Allah. Seyyah yaptığı sosyal deneyiyle amacın ulaştığını ifade edip Sivasların hayvana yönelik şiddete karşı duyarlılığının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Bu çekmiş olduğum sosyal deneyde bir kutu alıp, kutuyu delip, içinde bir hayvan veya bir sokak hayvanı, bir kedi, bir köpek varmış gibi bir müzik kutusu, Bluetooth bağlantısıyla, bir müzik kutusu yardımıyla flash belleğe daha önceden attığım kedi ve köpek sesiyle, yavru kedi miyavlama sesiyle insanlarda sanki bir sokak hayvanına eziyet ediyor gibi bir algı oluşturmak için kutunun içine o müzik kutusunu koyup tekmeledim, kutuya vurdum, işte kaldırıp yere vurdum. Sonra insanların tepkisini aldım. Gerçekten insanlığın hala ölmediğini bu tepkilerde gördüm. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İşi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, öğretim görevlisi Tamer Balıkçı'nın danışmanlığında karma resim sergisi açtı. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü öğrencileri öğretim görevlisi Tamer Balıkçı'nın danışmanlığında karma resim sergisi açtı. Eğitim Fakültesi'nde açılan sergiye Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Aksu, öğretim elemanları, resim severler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Aksu, öğrencilerin yaptığı çalışmalar gayet başarılı ve başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Öğrencilerin resimlerinin bulunduğu serginin açılış töreninde sergi hakkında bilgi veren Tamer Balıkçı, sergimiz 2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu karma bir resim sergisidir dedi. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve sanatseverler sergiyi gezdi. Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen duman operasyonunda bol miktarda kaçak tütün ele geçirilirken, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde Duman adı verilen geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 16 ekip ve 38 personelin görev aldığı operasyonda çok sayıda iş yeri arandı. Yapılan aramalarda 11.240 adet doldurulmuş makaron, 190 kilo kıyılmış tütün, 12 kilo nargile tütünü, 59 adet sarma makinesi ele geçirildi. 5 iş yerine kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında, 10 iş yerine ise tütün kanununa muhalefet kapsamında işlem yapıldı. Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında narkotik psikotrop madde kaçakçılığı, yasa dışı ekim, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, göçmen kaçakçılığı, kültür ve tabiat varlıklarının kanununa muhalefet olmak üzere 16 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 46 gram esrar, 384 kök kenevir bitkisi, 1520 paket kaçak sigara ve 4 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda biri yabancı 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Dört
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Sivas'ta bir grup öğrenci ve Sivas sporlu oyuncular Sokak Hayvanları Yaşam Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli'ni ziyaret etti. Hayvan Hakları Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu, Belediye Spor Başkanı Hasan Karaman, Sivas Spor As Başkanı Faruk Taşseten, Teknik Direktör Tamer Tuna, öğrenciler ve Sivas Sporlu futbolcular Ziya Erdal, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Avro Nakone ve Paul Pap 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Sivas Belediyesi tarafından SFB'li mevkiinde hayata geçirilen Sokak Hayvanları Yaşam Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli'ni ziyaret etti. Hocam. Sivas Belediyesi olarak hayvanlara çok ciddi yatırımlar yaptık diyen Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, bu hayvan otelinin bu yıl faaliyete geçtiğini ifade ederek, bu tesisin 1700 kapasiteli olduğunu ancak burada bulunan yaklaşık 980 hayvan olduğunu sözlerine ekledi. Sivas Belediyesi olarak gerçekten hayvanlara çok ciddi yatırımlar yaptık, çok ciddi imkanlar tanıdık. İşte gördüğünüz barınak bu sene hizmete girdi. Yaklaşık 7 milyon TL'ye mal olan barınakta 24 personelle gece gündüz hizmet vermekteyiz. Tabii burada yaklaşık 1700 kapasiteli bir başıboş hayvan kapasitemiz var ama şu anda 980'e yakın hayvanımız mevcut burada. Ardından konuşan Sivas Spor Teknik Direktörü Tamer Tuna, merkezde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Duygu en önemli parçamız. Herkes sahiplenme duygusuyla iyileşiyor, büyüyor ve güzelleşiyor. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz," dedi. Duygu hepimizin içinde olduğu ve hepimizin de dahil olduğu en önemli parçamız bizim. Özellikle hayvanseverlerin ya da hayvanların sahiplenme güdüsüyle, sahiplenilme güdüsüyle yaşadığı insanda da var bu. Bütün iletişiminde, ilişkilerinde herkes sahiplenme, sahiplenilme ve sahip olma duygusuyla daha da iyileşiyor, büyüyor, güzelleşiyor. Sivas Spor As Başkanı Faruk Taşseten de merkezde çok güzel şeyler gördüklerini belirterek, "Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Müsait olan insanların hayvanlara sahiplenmesi gerektiğini ben de vurguluyorum," şeklinde konuştu. Belediyemize, başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel şeyler gördük burada. Ben de herkes o kadar güzel şeyler anlattı ki, benim ekleyeceğim tek bir şey var. Müsait olan, çevresiyle, her şeyle müsait olan insanların sahiplenmesi gerektiğini ben de vurguluyorum buradan. Hayvan Hakları Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu ise sokak hayvanlarının bu tellerin arasında ölmeye mahkum olduğunu ifade ederek hiçbir suçu günahı olmayan oldukça masum tutsaklar olduklarını dile getirdi. Fakat şunu unutmayın ki hayvanlar burada tellerin arkasında ölüme mahkum olan hiçbir suçu günahı olmayan çok oldukça masum tutsaklardır. Ne yazık ki bir hayvanın burada mutlu olması ne kadar şartlar uygun olursa olsun mümkün değil. Lütfen insanlar bir hayvan sahibi olmak istediklerinde pet shoplara ya da bu işin parayla alınıp satıldığı yerlere gitmesinler. Bakın burada sahiplenilebilecek onlarca hayvan var. Lütfen satın almayın, sahiplenin, bu garipler sizleri bekliyor. Konuşmaların ardından heyet merkeze ziyarete gelen öğrencilere mama kabı hediye etti. Kafana gerek yok. Oteli sağına soluna arkasına koyuyorsun. Tamam. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var.
Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.